Aslına bakarsanız şu fotoğraf bütün meseleyi özetliyor. Biraz canınız sıkılacak biliyorum. Kanal değiştirmeye çalışanlar da olur. Gitmeyin iki dakikanızı ayırın sadece. Şu haberi izleyin bence. Müslümanız elhamdülillah. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa. E peki biz Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ü ne kadar biliyoruz? Kudüs'ü bırakmışız oradaki birkaç Filistinli'ye onlar üzerinden burada yorum yapıyor. Elini cebine koyuyor. Ya işte bunlar da böyle, bunlar da şöyle. Şimdi bu yorumları oturduğun yerden yapmak kolay. Oysa şu fotoğraf var ya şu fotoğraf. Dayak yiyen Filistinli görüntüsü. Bütün dünyaya servis ediliyor her gün. Her Allah'ın günü güçlü İsrail tırnak içerisinde, güçlü İsrail tırnak içerisinde güçsüz Filistinli'ye dayak atıyor. Güçlü İsrail kim? Siyonizm. Güçsüz olan Filistinli kim? Müslümanlar. İş bu kadar basit aslında. El Halil kentini izleyeceğiz şimdi. Haberimizde El Halil kentinde 17 yaşındaki gencin öldürülmesinin ardından çıkan olaylar var. El Halil kentinin özelliği şu. Oraya gidenler bilir, gitmeyenlere de biz anlatalım. Oraya gittiğinizde insanların adeta bunu söylerken inanın içim cız ediyor. ...utanıyorum kendimden... ...insanların adeta... ...vahşileştiğini görüyorsunuz... ...evet evet... ...vahşileştiğini görüyorsunuz... ...zaman zaman El Halil'e giden... ...Müslüman turistlerin bulunduğu... ...otobüslerde... ...taş yağmuruna tutulur biliyor musunuz... ...neden... ...onları başka işte bu İsrailliler geliyor... E, ...sanarlar... ...vahşileşmiş neden peki... ...hadi suçu atalım... ...ya bunlar da ne kadar vahşi insanlar... ...öyle değil... Düşünün ki her gün evinize bu Siyonistler baskın baskın yapıyor. Karınızla, çoluğunuzla, çocuğunuzla otururken birden kapılar yumruklanıyor, kırılıyor, içeriye polisler giriyor, askerler giriyor, dövüyor, sövüyor, evi dağıtıyor, çıkıyor. Yarın bir daha, öbür gün bir daha, bir sonraki gün bir daha. Her gün her gün olunca ne oluyor? Oradaki insanlar da artık stresten farklılaşıyor. Bunu da bilelim. Bunu da aslında insanlar konuşmaktan çekinir. El Halil'deki insanlara lütfen biraz da bu gözle bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.